Çırağan Caddesi ve Beşiktaş'ın en önemli simgeleri çınar ağaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kanser hastalığına yakalandığı bahanesiyle kesilmişti, hatırlayacaksınız. 112 ağacın tedavi edilmeden apar topar kesilmesine tepkiler sürüyor. Çünkü uzmanlardan açıklamalar var peş peşe. O ağaçlar aslında kurtarılabilirdi diyor açıklamalar bunlar. Bu da vicdanları bir kez daha sızlatıyor tabii. Tartışma günden güne büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü de harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası kesti. Cezanın sebebi Büyükşehir Belediyesi'nin kesim işlemi öncesi kimseye haber vermemesi. Yüzyıllık çınarlar yani bunlar. Yani kesilmemesi gerekirdi. Kuruyan ağaçlar da çok vardı. Hiçbir onlara da bakım yapılmadı yani. İmamoğlu mahvettin Çırağan Caddesi'ni. Her şey çok güzeldi hani. Yok artık öyle her şey çok güzel. Mahvettin İstanbul'u. Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacı kansere yakalandığı bahanesiyle kökünden kesilmiş. Sessiz sedasız yapılan ağaç kıyımına her kesimden tepki yağmıştı. Yani ağaçların kesilmesi bence de pötüs bahane diye düşünüyorum. Tartışmanın yankıları sürerken İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti. İzinsiz yapılan kesim nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası kesildi. İşlemi uygulamak için Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurulup izinle yapılması gerekirken bu izinlerin alınmadığını öğrenmiş olduk. Çırağan Caddesi'nde bir tarafta boş bir duvar ve reklam panosu geleceği iddiası, diğer yanda da asırlık 112 kesilen çınar ağacı. Çevreciler kanserli ağaçların tedavi edilebileceği, kesime aslında gerek olmadığı iddiasıyla bu ağaçların kesilmemesi gerektiğini gündeme getirdi. Orman Müdürlüğü de aynı fikirdeydi ki kesim için İBB'ye onay verilmedi. Hatta onay verilmeden kesim yapıldığı için de 4.227 lira para cezası verildi. Uzmanlara göre hastalıklı olduğu öne sürülen o ağaçlar tedaviyle kurtarılabilirdi ama ihmal edildi. Burayı cadde yapan o ağaçlar, asırlık ağaçlar. 60 seneye yakınım burada. O ağaçları görüyorum. O ağaçları çok üzülüyorum. Ağacın ayakta ölmesi gerekir. Eğer insan sağlığına, can ve mal güvenliğine bir tehlike oluşturmadığı sürece ayakta tedavi edilmesi gerekir. İddia o ki Büyükşehir Belediyesi kesim işlemi öncesi ne İl Tarım ne de Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yani kesim apar topar izinsiz yapıldı. Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda cezalar uyguladı. Bu ağaçların hastalıklı bölümlerinin örneklerinin buralarda sergilenmesi lazım. Gezi olaylarında iki ağaç için ortalığı kasıp kavuranlar nerede? İşte Çırağan Caddesi, Çırağan, her yer talan ediliyor. Neredeler? Nerede bu arkadaşlar? İki gümbürtü için koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin altını üstüne getirdiler vatan hainleri. Nerede? Yok. Çünkü işlerine gelmiyor. Birçok isim yıllar yılı anıt ağaçlarıyla bilinen Çırağan Caddesi'ndeki silüetin bozulduğunu ve tarihi dokuya zarar verildiğini söyleyerek çınarların kesilmesine tepki gösterdi. Şu çuvalların altı beton, beton görünmesin diye, vatandaşlar tarafından fark edilmesin diye çuvallarla üzerini kapatmışlar. İddialardan bir diğeri ise çınar ağaçlarının arkada yapılan iki apartmanın manzarasını kapattığı için kesildiği yönünde. Ev için ağaç kesilir mi? Ev yıkılır, ağaç kesilmez.